ve şu an Tiflis'in belediye başkanlığını yapıyor. Ve gerçekten Tiflis'e çok şeyler katmış. Yüzünde sürekli bir mutluluk ifadesi var. Böyle bir endişe, kaygı, sinir, stres olayı burada neredeyse yok. Türkiye'den mesela bir arkadaşla tanıştım burada, bu işi yapıyormuş, gelmiş. Normalde biliyorsunuz zaten 360 gün kalabiliyorsunuz o esnada. Cambridge, Oxford üniversiteleriyle eşdeğer bir üniversiteymiş normalde. En azından böyle buralarda bir sene, iki sene gelip bu okulda, bu üniversitede okuyup kitap satışlarını falan, eski kitapları buraya koymuşlar, satıyorlar. Bit pazarları vesaire, her şey var burada. Güzel olmuş ama. Bakın şimdi iki koltuklu bir bisiklet yapmışlar, farklı böyle nostalji. Evet arkadaşlar, bir zamanların unutulmaz oyuncusu, Milan'ın savunma oyuncusu Kalatse'nin yönettiği şehir Tiflis'ten herkese merhabalar. Tabii Kalatse deyince belki hatırlarsınız, Milan bir dönem Fatih Terim'i çalıştırmıştı. O dönemde de Kalatse Milan'da oynuyordu ve Fatih Terim'in öğrencisiydi. Tabii yıllar geçti, Kalatse futbolu bıraktı, Gürcistan'dan bir partiden aday oldu ve şu an Tiflis'in belediye başkanlığını yapıyor. Ve gerçekten Tiflis'e çok şeyler katmış. Halk tarafından da çok beğenilen bir belediye başkanı. Evet, şimdi ne diyoruz? Tiflis gezi videosu başlasın. İyi seyirler derim. Evet. Evet, Tiflis sokaklarında gezmeye devam. Bakın şöyle. Çok fazla bir yoğun trafik yok şu an Tiflis'te. Genel olarak zaten pek yoğun olmuyor. Sadece akşam saatlerinde biraz olabiliyor. Bir taraftan şehri gezerken böyle ulaşacağımız bir iki nokta var. Hem oraları göstereceğim size, hem de böyle şehir içerisinde ilginç yerleri göstermek istiyorum. Bakın şöyle kitap satışlarını falan, eski kitapları buraya koymuşlar, satıyorlar. Bit pazarları vesaire, her şey var burada Tiflis'te ama çok düzenli. Şimdi burada seyyar satıcılar çok fazla böyle belli bir yerde ama çok düzenli. Hiçbir şekilde gürültü patırtı, bir kaos, hiçbir şey yok böyle. Her şey düzenli. Tezgahlarını açmışlar. Eski tip ürünlerini satıyorlar. Fotoğraf makineleri, çakılar ve işte aklınıza ne gelirse hepsi var. Şehir içerisinde gezilecek aslında çok yer var Tiflis'te. Tiflis sokaklarında gezerken bir opera ve bale salonunun önünden geçiyorum. Mimarisi falan çok dikkatimi çekti dışarıdan. Şöyle biraz göstereyim size. Burada bir abimiz var. Bu kimdir nedir bilmiyorum. Bilenler varsa yazabilir bana. Bu tür heykeller falan çok var Tiflis'te. Zamanın yaşamış ünlü düşünürleri, böyle yazarları falan olabilir. Burada sosyalleşmeye çok önem vermişler bu şehirde. Bakın şöyle, şehrin hemen hemen her yerinde böyle banklar falan var. İnsanlar böyle yürürken geliyor, oturuyor, dinleniyor. Keyif yapıyor, sohbet ediyor. Yeşil alan çok fazla şehir içerisinde. Bayağı bir önem vermişler buna. Zaten şehir bir ova gibi böyle, biliyorsunuz. Etrafında tepeler var. Tepelerin böyle ortasında kurulmuş. Ve tepelerde sürekli her yerde yeşillikler var. Yerleşme falan açmamışlar yani. Daha böyle turizmi açmışlar. İçeriye baktım da açık mı diye. Maalesef şu an kapalı. Bu opera ve bale salonu. Çok güzel mimariye sahip. Şimdi burada şehir içerisinde gezerken dikkat ediyorum da böyle insanların yüzünde sürekli bir mutluluk ifadesi var. Böyle bir endişe, kaygı, sinir, stres olayı burada neredeyse yok. Kaos yok çünkü şehirde. 1 milyon 200 bin civarı bir nüfusa sahip olsa bile, normal kendi yaşayan insanı, bu turizmle falan belki bir 100-200 bin daha artar. Ama genel olarak şehirde kaos yok. Cadde, ana cadde kenarlarında bile şöyle güzel banklar var. Böyle insanlar geçip oturup keyif yapabiliyorlar. Böyle yürüyorsunuz bir yerden bir yere. Abi yoruldunuz. Hemen çekiyorsunuz sağa, oturuyorsunuz, dinleniyorsunuz, devam ediyorsunuz yolunuza. Ama burada işte en çok keyif aldığım şeylerden bir tanesi
şu yay geçitleri. Trafik varmış, akıyormuş abi. Yay geçidi var mı? Adımını attın mı? Duruyor. Yaylar için çok iyi bir düzenleme. Evet, burada yine bir bina var. Bakalım ne binası. Okuyamadım ama bakacağım şimdi. Evet, burası çok lüks bir otelmiş. 5 yıldızlı bir otel. Tbilisi'nin en büyük otellerinden, lüks otellerinden bir tanesi. Vay be, geniş geniş caddeler, bakar mısınız abi? Gerçekten çok iyi. Şimdi de böyle yayalar için şöyle kolaylıkla sağlamışlar. Alt geçit de var aynı zamanda. İsteyen alt geçiti kullanır, ister böyle ışıklardan da geçebilirsiniz karşıya. Ya bu kadar geniş yollar varsa tabii ki de bu kadar çok fazla trafik olmaz. Daha böyle binalar yerine yollara ayırmışlar. Abi olayı görüyor musunuz? Kocaman bir bisiklet. Vay be. Şöyle bir maket gibi bir şey yapmışlar. Demirden. Bu ne böyle ya? Sanırım şehir içerisinde bisiklet kullanımını arttırmak için böyle. Bir destek anlamında bir şey. Güzel olmuş ama. Bakın şimdi iki koltuklu bir bisiklet yapmışlar. Farklı böyle, nostalji. İki kişi bu şekilde oturuyor. Önlü arkalı gibi. Güzelmiş. Evet, şöyle. Tiflis'in bir bölümü tam karşımızda. Şu an Rusaveli isminde bir bölgedeyiz. Şu an karşıda görüyorsunuz zaten. Burası da bir metro istasyonuymuş. Rustaveli diye. Şöyle bir kule var. Artık ne kulesi olduğunu bilmiyorum. Bir alışveriş merkezi gibi bir yer herhalde tam karşıda. Geçen teleferiğe falan çıkmıştım, hatırlarsınız. O da şu karşıda. Önceki videolardan falan hatırlayacaksınız. Teleferikle aşağı inmiştim. Karşı tepelerden bir tanesiydi. Şimdi bu yol üzerinden yürümeye devam edelim. Vake isimli bir bölge varmış burada. Özellikle belediye başkanı Kalatse'nin çok önem verdiği bir yermiş burası. Şimdi gideceğim bölge. Çok güzel değil mi ya şu karşıdaki cadde, sokak? Böyle güzel köşe kafeler var burada. Sırbistan ve Ukrayna benzeri kafeler. Köşe yer buldukları zaman hemen yapıştırıyorlar kapıyı, restorantı. Küçük kahveciler de var, bakın şöyle. Espressocular. Büfe gibi. Ama kahveleri gerçekten kaliteli. Böyle boş beleş instant kahveler falan yok yani. Gerçek orijinal kahve içiyorsunuz içtiğiniz yerlerde. Fiyat olarak biraz yüksek gelebilir. Küçük bir shot espresso belki 3 lari, 4 lari olabilir ama orijinal kahve. Şimdi burada Gürcistan'da şahit olduğum bir şeyi anlatayım size. Gürcistan'da biliyorsunuz Bolt uygulaması kullanılıyor. Daha önceki videoda söylemiştim. Taksi uygulaması için bahsediyorum. Bolt uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Ve çok uygun fiyata bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Çünkü taksimetre açılış ücreti vesaire bir şey yok. Taksimetre açılış ücreti olmayınca da fiyatlar biraz daha aşağıda kalıyor. Yoğun saatlerde biraz fiyatlar artabiliyor. Böyle trafiğin yoğun olduğu saatler veya işte kullanım zamanlarının yoğun olduğu saatlerde trafik yoğun oluyorsa o arada fiyatlar da artıyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bolt uygulamasını şimdi kullananlar için söyledim ama bir de sürücü olarak kullananlar da var. Türkiye'den mesela bir arkadaşla tanıştım burada. Bu işi yapıyormuş. Gelmiş. Normalde biliyorsunuz zaten 360 gün kalabiliyorsunuz. O esnada Bolt uygulamasına girip herhangi bir şekilde buradan Bolt uygulamasından bir üyelik açıyorsunuz. Sürücü olarak başvuruyorsunuz. Burada bir de ucuz yolu bir araç aldığınız zaman kendinize, o araçta artık hani ucuz yolu araç alırsanız ekonomik sınıf şeklinde yolcu taşıyabilirsiniz. Daha üst segmentlerde araç alırsanız ona göre uygulama size daha farklı özel yolcular tahsis ediyor. Orada kazanacağınız para da fark ediyor. Daha fazla para kazanıyorsunuz. Yani Bolt uygulamasını dediğim gibi burada açıp onun üzerinden
para kazanabilirsiniz ama Gürcistan üzerinden, burada Gürcistan Bankası'ndan bir tane hesap açmanız gerekiyormuş. O Gürcistan Bankası'na hesap açtığınız zaman Bolt uygulamasını indirip oradan sürücü kısmını oluşturup, kayıtlarını oluşturup ondan sonra da bir araç alıp araçla beraber burada çalışabiliyormuşsunuz. İyi de para kazandıklarını söylediler. Tabii bu bir tavsiye, iş tavsiyesi veya yatırım tavsiyesi değil. Soran arkadaşlar oluyordu böyle zaman zaman, burada ne iş yapabilirim diye. Şimdi burada vasıfsızsanız doğru düz bir iş yapamazsınız. Yani elinizde bir mesleğiniz yoksa bu bir alternatif olabilir belki. Eğer Türkiye'de düzenli bir işiniz, geliriniz yoksa, burada eğer düzenli bir şekilde çalışırsanız özellikle gece saatlerinde Bolt uygulamasından çok iyi para kazandıklarını söylüyorlar. Tabii bilmiyorum, yani yapmadan bir şey diyemem ama yapanların söylediğine istinaden konuştum. Şimdi şehir turuna devam edelim. Şimdi biraz bu yolları göstermek istiyorum size, bakın araç yollarına. Şimdi burada bir yaya geçidi var ama aynı zamanda böyle bisikletlerin de burayı kullanabileceği bir yolda var. Bisikletle motorlar burayı da kullanabiliyor aynı zamanda. Güzel bir uygulama yapmışlar. Yani bisiklet kullanımını özendirmek istiyoruz diyerek olmuyor abi. Bunu böyle göstermeniz gerekiyor. Yani sadece park kenarlarında bisiklet yolu yaparak da olmuyor bu iş. Bu işi yapmak istiyorsa Türkiye'deki belediyeler, bu işi nerede iyi yapıyorsalar bir gidip örnek alsınlar, görsünler. En azından yapmaya çalışsınlar diye düşünüyorum. Belediyecilik olayını burada gerçekten artık adamlar aşmış. Evet, Türkiye'deki belediye başkanı büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız, size söylüyorum, lütfen dikkate alın. Bakın, görüyorsunuz etrafı. Lütfen parti belediyeciliğini bırakın. Evet, bağlı olduğunuz partiler sizi belki bir yerlere getirdi, farkındayız. Bakın abi, her yer pırıl pırıl şehir içerisinde. Şu demek değil ki Gürcistan Türkiye'den çok daha güçlü, çok daha ileride bir ülke değil. Sadece yerel yönetimlerini çok iyi organize ediyorlar. Ve seçim zamanında partiler yarışıyor, bilmem ne vesaire. Bir parti kazanıyor, seviniyorlar, eğleniyorlar, kutluyorlar. Sonra olay bitiyor abi. O parti kazandı ya, rakip parti seçimden sonra devam etmiyor bazı şeylere. Veya kuyusunu kazmıyor veya tam tersi. Diğer taraf öbür tarafa çamur atmıyor. Evet, bakar mısınız? Şu düzene, trafik düzenine gerçekten çok iyi. Burası da Vakıf bölgesine giden yol. Şu cadde direkt. Bakalım nelerle karşılaşacağız karşıda. Evet, heykelleri görüyorsunuz. Şehrin her yerinde. Şu düzene bakar mısınız abi? Gerçekten muazzam bir düzen var. Şimdi buradan şöyle karşıya doğru geçelim. Ya şimdi burada Tiflis'te şehir içerisinde gezmek gerçekten çok keyifli. Keyif alıyorsunuz yani gezerken. Sağa sola gitmek insana keyif veriyor. Ve insan ne kadar çok yürüdüğünün farkında bile olmuyor. Burayı da göreyim, şurayı da göreyim. Burası da çok güzelmiş. Şurada mesela bir bina var. Binanın böyle bir ön kısmı, bahçesi. İşte oraya gidip orayı görebilirsiniz vesaire. Onun gibi o tür yerleri gezeyim derken bir bakmışsınız çok farklı noktalara ulaşmışsınız. Yerler falan tertemiz. Şu mermerleri falan belli ki sık sık temizliyorlar, yıkıyorlar. Şu caddeye bakar mısınız? Koskoca bir cadde. Çok geniş. Ve kaldırımlar da acayip geniş. Şimdi bakın, burada çok büyük bir üniversite göstereceğim size. Arka taraf falan bayağı büyükmüş. Şu an bu ön kapı girişi. Royal State University diye bir üniversite. Bu üniversite Cambridge, Oxford üniversiteleriyle eşdeğer bir üniversiteymiş normalde. En azından böyle buralarda bir sene, iki sene gelip bu okulda, bu üniversitede okuyup bundan sonra farklı bir üniversiteye geçiş yapıyormuş öğrenciler. Ki bu üniversitede 1-2 yıllık bile
bir geçmişinin olması bir öğrencinin böyle çok daha farklı üniversitelerde okuyabilmesi için iyi bir referans olabiliyormuş ki buradan direkt mezun olursanız bu üniversiteden iş hayatınızda çok daha iyi noktalara gelirsiniz diye söylüyorlar. Şu üniversiteyle alakalı olarak. Biraz buradan göstermek istedim ama mümkünse. Böyle bakın abi. Türkiye'den buraya okumaya gelmeyi düşünen arkadaşlara, öğrenci arkadaşlara tabii duyurulur. Bu üniversiteyi bir araştırın derim. Bütçeniz, imkanınız el veriyorsa. Evet. Bu da üniversitenin sanırım kafesi. Kitap kafesi. Umarım bizlerin böyle dışarıda gezip gördüğü yerlerin daha fazlası Türkiye'de de olmaya başlar. Bizim insanımız gerçekten bu güzellikleri hak ediyor. Evet. Bu nedir böyle? Heykel var. Burada heykeller her yerde. Evet, burada da bir okul varmış. Evet, şöyle trafiğe bakar mısınız? Az bir trafik var ama hiçbir yerde bir korna sesi falan duyamıyorsunuz abi. Araçlar içerisinde hibrit araçlar da çok var. Böyle belli bir kilometreye kadar elektrikle gidiyor. Sonrasında şeye dönüyor bu. Benzine falan dönüyor. Gazlı araç bana denk gelmedi, bilmiyorum. Ben görmedim. Benzinli araçlar var ama hibrit olarak. Şöyle bakın, burada karşıda bir eski bir kilise var ama sanırım tadilatta. İçeride şu an bir ilahi var. Sanırım girişi de tam karşıda. Evet, şu karşımdaki binalara bakar mısınız? Gerçekten muazzam yapmış adamlar ya. Şimdi karşıya geçeceğiz birazdan. Acele etmişim. Şimdi geçiyoruz, evet. Şimdi karşıya geçelim. Şu ileride bir Carrefour Market var. Orayı görelim. Şöyle bakın, burada yollar ortadan ilerliyor. Otobüs yolları özellikle. Şöyle göstereyim, otobüs yolları ortadan ilerliyor. Bunu Tebriz'de de görmüştüm birkaç yerde. Otobüs durakları yolun kenarlarında değil de orta kısımlarında oluyor. Şimdi buradan şurada bir Carrefour yazıyor. Bilmiyorum, market mi, alışveriş merkezi mi? Sadece Carrefour yazısını gördüm. Bir içeri girelim. Neler var, neler yok. Bir bakalım. Salatalar falan. Bayağı bir çeşit varmış. Bunlar 100'er lira bir şekilde. Tavuk var. Salatalar var, köfteler var. Bu da böyle herhalde patates köftesi gibi bir şey. Şarkıları bölümü. Yani çok böyle gross bir market gibi değil ama yine de büyük bir market. Burada birkaç bir şey göstereyim, ondan sonra da dışarı çıkarız. Gezmeye devam edelim hava kararmadan. Yerlere yine ulaşmaya çalışalım şehir içerisinde. Bu video böyle Tiflis'e gelecek olanlara biraz daha böyle gezi örnek videosu gibi diyebiliriz. Tiflis gerçekten güzel bir şehir ama. Evet, market içerisinde acayip bir sıra vardı. Dedim ufak bir şeyler alayım böyle atıştırmalık ama o sırayı bekleyecek durumda değilim. İnanılmaz bir sıra var. Çok yoğun işleyen bir market. Muhtemelen herhalde indirim falan yapıyorlar bazı ürünlerde. O yüzden akın akın insanlar markete giriyor, Carrefour'a giriyor. Şimdi çıktık abi Carrefour'dan. Ufak bir dolandım. Çok da büyük değil aslında Carrefour. Ama fiyatları falan normal böyle küçük
Ospark marketlere göre daha uygun. Evet, bu arada Türk Hava Yolları'nın acentası burada. Şöyle binaya bakar mısınız? Hava kararmaya başladı. Tam karşımızda bir İş Bankası diye bir banka var. Aynı zaten bizim bildiğimiz İş Bankası'nın logosu, her şey aynı. Ama muhtemelen işlemler aynı olmayabilir. Türkiye'deki hesaplar burada geçerli olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi buradan yürümeye devam edelim. Hava biraz kararmaya başladı. Çok yürüyünce ayağım falan ağrımaya başlıyor. O yüzden biraz oturdum, böyle bir ufak bir ara verdim. Dinlendim şu banklarda. Şimdi biraz daha böyle yol üzerinden ilerlemeye devam edelim. Ya burada halkın rahat edebilmesi için her şeyi düşünmüşler ya. İnsanlar böyle huzurlu olsun, mutlu olsunlar diye. Çok güzel. Şimdi burada ışıkları falan da yaktılar. Burası aslında bir ortak nokta, böyle otobüs durağı gibi bir yer. Burada bir park girişi gibi bir yer var şu an. Şurası hemen tam karşıda bir park girişi. Burada belediye otobüslerine falan da binebiliyorsunuz. Şu an o biniş kartından bende var. O kartta her yere binebiliyorum ama bakiyem yok herhalde içinde. Bakiye de yüklememiştim. Ama yürüyerek şu an gezmeyi tercih ediyorum. Burada ayrı bir bisiklet yolu yapmışlar şöyle. Bakın. Işıklar yanıyor gayet güzel. Şimdi burada aşağıda ne var bilmiyorum. Bir park gibi bir şey herhalde. İnsanlar resimler falan çekiyorlar burada. Vay. Güzel parkmış. Bakar mısınız? Şehri gerçekten çok iyi kullanmışlar. İnsanların rahatı için çok iyi değerlendirmişler her şeyi. Teleferiği görüyorsunuz şu tam karşıda, böyle yukarı doğru çıkıyor. Şu noktada. Farklı farklı yerlerde böyle teleferik hatları var sürekli tepelere doğru. Ve tepelerde dediğim gibi herhangi bir şekilde yerleşim yeri yok. Sürekli her yer yemyeşil. Biraz böyle parkta hafiften bir gezelim. Hava tam olarak kararmadan kararmaya başladı zaten. Gayet güzel. Yaşanır, gerçekten yaşanır burada. İş kurulur. Oturma gerek yok zaten. Oturum da alınabiliyor tabii iş kurduktan sonra. Herhangi bir işiniz varsa yaşanabilecek güzel temiz ülkelerden bir tanesi. Kocaman büyük bir park. Evet, park dolmaya başladı. Gezenler, spor yapanlar, bisiklete binenler, yemek yemeye gelenler. Evet arkadaşlar, güzel bir şehir gezi videosu oldu benim için de. Ben de ilk defa geziyorum buraları, ilk defa buraları gördüm. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı, yani beğenmeyi ve severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.